Umut'la sizle uğraşmak istemiyorum. Tabii. Ne oldu? Ha, uyudu mu, ne yapıyor? Yok kız, yine kocasını takip etmek gelmiş aklına. Dün o kadar söylediniz. Elif'cim gelip bakabilirsin istersen. Bak. Hatırlattık biz sana onu. Ah yavrum, iki gündür aklın neredeydi de bugün bunu yine açma gereği duydun? Benim aklım... Niye ben söyledikten sonra getirme gereği duydun? Zaten buradaydı bu. Siz sadece işinize gelip işiniz görüyorsunuz, hani işinize gelmeyeni görmüyorsunuz. Rahatsız oluyorum. Kızlar neden? Çok üstüme geldi. Arkada takip ediyorum diyordun. Evet, neden arkada da gördüm. Tamam, arkada da takip ettiğimi zaten biliyorsunuz. Vallahi ben senin hiç arkada takip ettiğini görmedim. Senin maksadın sadece burada gösteriş, şov yapmak, ön planda kalmak. Arkadaşlar, başka hiçbir şey değil. Ya biz mi? Ya bunu getirmenin maksadı başka bir türlü açıklanamaz ki yani. Canım istiyor, getiriyorum. Yağmur'un Kaan'ı takip etmesinden ben de artık sıkıldım. Herhalde. Ya açık konuşmak gerekirse. Doğru. Çünkü eli çalışmıyor, sürekli bir eli Kaan'ı takip ediyor. Gözü onda. Biraz da o yüzden de geri kalıyor. Necla Hanım, siz oğlunuza böyle çok düşkün bir insansınız. Evet. Normal hayatta da bunu yapıyorsunuz. Buna nasıl katlanıyorsunuz? Oğlunuzu bu kadar sıkmasına. Ben oğluma üzülürüm ya. Sık boğaz olur. Hayır, şimdi gerçeği konuşmak gerekirse evlerimiz ayrı olduğu için hani bu kadar takip ediyor mu etmiyor mu fazla bilmiyorum. Kız kadın bilmiyor. Ama öğrenmiş oldum. Beraber olduğumuz zaman mesela yemek ısıtacak işte Kaan'ı takip ediyor. Bana geldiği zaman yine aynı şekilde takip ettiğini farkındayım. Onu gözetliyorum. Siz ama... gözetliyorsunuz ama gözetlemeniz bir işe yaramıyor. Onun üzerinde bir yaptırımınız yok. Kendinizin üzerinde bir yaptırımınız yok. Ne yapmam lazım? Yani bunu yönlendirme yok, bir şey yok. En azından burada şöyle bir yaptırımınız olur. Bakın, bugün artık final günü. Gelininiz bunu yapmasın, iyi puanlar alsın, daha lezzetli yemekler çıkarsın diye. Senin puanlarından mı iyi puan yönlendirebilirsiniz. Duygusuz. Bunu yapabilirsiniz. Ama biraz da kendi içinde olacak. Ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Eşimi sıkmak veya darlamak da değil. Ki zaten böyle bir şeyden sıkılıyorsa bana söyler, ben zaten yapmam. Demek ki bu durum hoşuna gidiyor. Ama sizin neden hoşunuza gitmiyor? Hayır, zorunuza gidiyor. Ben bir şey söylemek istiyorum. Şimdi senin eşin seni takip ediyorsa, senin kıskanç olduğunu biliyorsa ve buna müsaade ediyorsa, her aradığında ne kadar işin olursa olsun o telefon açılır bir kere. Benim açılmıyorsa da senin kıskanç biri olarak bunun hesabını sorman gerekiyor ki çok güzel hesap soruyorsun. Hayır, ben kıskanç olabilirim ama ben sık boğaz edeceğim anlamına gelmiyor ki. Çalışan bir insan. Eğer ki cevap verebilecek bir durumda olsa zaten cevap verir kendisi. Bence eşin bundan sıkılmış ama sana söylemek istemiyor. Yok, sen kırılacaksın diye. Arayacağım, tekrar arayacağım. Hadi cevap versin. Hadi ara. Vermesin, yok. Sorun değil. Sen şimdi arkada muhtemelen arayacaksın eşini. Bak, ben seni geçen de aradım. Ay, açmadın. Kızlar üstüme geldi. Mesaj at bir kenardan da. Ama hoparlörü de aç da biz duyalım. Yalandan alo falan deme yani. Açacak mı, çok merak ediyorum. Açarsa açarım, eğer işi yoksa. Sizin gibi boş yapmıyorsa açar zaten. Boş yapan biz değiliz ki, sensin kocan burada. Kocan boş mu yapıyor? Sizin gibi boş yaparsa diyorum. Adam dolu olduğu için, müsait olmadığı için açmadı. Canım hala açmadı eşim. Açmıyor ki. Ben zaten bunu size söylüyorum. Biliyor. Çalışan, bir saniye, çalışan bir adam diyorum. Müsait olmayabilir diyorum. Ha, sen çok bence normal var ya, bir durum. Sen bence var ya, eşin seni gerçekten ne aramanı istiyor ne sormanı istiyor. Sen de başı edememişsin bununla. Gitmişsin, takipte bulunmuşsun. Başka hiçbir şey değil. Yağmur arkadaşımız çok değişik bir arkadaş gerçekten. Böyle bilgisayarlarla, telefonlarla geliyor, eşini takip ediyor. Eşi de arıyor, açmıyor. Ben olsam gider evde uyarırım rezil olmamak için. Ya bir Allah aşkına düştü, telefonu aç falan derim. Onu da yapıyor mudur, yapmıyor mudur bilmiyorum. Kaç gündür yapmıyordu. Bugün tekrardan çıkardı. Yine olmadı, yine kaldırdı götürdü. Olmuyor Yağmur, yapacak bir şey yok. Gelinim mutfakta, gelinim mutfakta. Yemeği tabakta, tadı damakta, gelinim mutfakta.